değerli izleyenler, bugün amcaoğluyla birlikteyiz. Onun su kuyusunu kazdırdık. Şu anda boruları getirdi. Şöyle 8'lik borular kuyuya indirilecek. Kuyu kazma işlemi de şöyle platformda kazılarak hazırlandı. Şu anda kuyu kazma işlemi tamamlandı. İçine borusu indirilip çakıllaması yapılacak. Tabii bu kuyuda biraz zorluklar yaşandı. Şu gördüğünüz demir borular içinde kırılarak toprak altında kaldı. Evet, 130 metre boru ve ucundaki elmasla birlikte toprak altında kaldı. Şu anda ikinci kuyu kazıldı. İkinci kuyuya da boru indirme işlemi gerçekleştirilecek. Evet. Şöyle platformu da size göstereyim. Yüksekliğini. Evet, şu anda borumuz hazırlandı, bir tanesi şu şekilde. Şimdi çalıştırarak tek tek borular indirimi gerçekleşecek. Bu boruların boyu genel olarak 4 metre. 4'er metre olarak inilecek ve 170 metre boru indirme çalışması yapılacak. Şu anda makine çalıştırıldı. Oradaki filtre bunları üstüne koyun. Şimdi borularda filtreli borular var özellikle. En altına filtreli borular yerleştirilecek. Şöyle size filtreli boruları da göstereyim. Şu anda filtreli, filtreli borular. Tabi filtreli borulardan kuyuya devamlı su dolma işlemi gerçekleşecek. Şu anda ustalarımız gerekli ayarlamaları yapıyor. Evet, filtreli boruyu yakından göstermek isterim size. Şu şekilde filtreleri var. Bu filtrelerden sular sızarak kuyunun içine suyun dolması sağlanmış. Uzun ve sıkıntılı bir sürecin ardından şu anda kuyu son aşamaya geçildi. Evet, şu anda boru kaldırma işlemi başladı. Yakın çekimden size bunları göstereceğim şimdi. Değerli izleyenler, ilk borumuz şimdi açılan kuyuya yerleştirilecek. Kuyumuz şu şekilde taranarak açıldı. Bayağı bir geniş bir kuyu açıldı. Etrafına çakıl doldurulacak. Şu anda boru indirme işlemi başlıyor. Asıl kuyumuzu bu boru oluşturacak. Şekilde kuyu inmeye devam ettirilecek. Evet, şu anda bu çukur tam olarak 170 metre. Evet, ilk borumuzu indirdik. Hemen diğer boruya geçiliyor şu anda. Platform bayağı bir yüksek. Normalde 8 metre indirilebilir. Ama ustamız 4'er metre olarak indirmeyi tercih ediyor. Boruların ağzı pasolu. Diğer boruyu geçirmek için ve çok etli bir boru. Hemen hemen 1 santime yakın bir etli boru özelliği var. Çünkü bu boru 300 metreye kadar inebilme kapasitesi var. Şimdi filtreli üzerine boru eklenecek. Evet, filtreli boruyu da arkadaşlar hazırladı şu anda. 5 tane kadar değil mi abi? Tabii bu kuyu çakma esnasında da üstlü başı insanların çamur olabiliyor. Böyle borumuzu kaldırma işlemi gerçekleşti. Bu şekilde yukarı kaldırarak üzerine eklenmesi sağlanacak. Size şu filtreyi de yakından göstermek isterim yine. Her tarafından kesilmiş vaziyette, her tarafı filtreli. Şu şekilde pasomuzun içini ve pasonun gireceği yeri yağlıyoruz. Yağlamamızın sebebi güzelce pasoların birbirine oturması ve düzgün geçmesi.
fasomuz yerleştirilecek üzerine. Elle döndürme işlemi yapılıyor. Bu işte anahtar fazla kullanılmıyor çünkü borular plastik olduğu için kırılma söz konusu olabiliyor. En son basit bir yöntemle hafiften kablolar aracıyla sıkıştırma yapılıyor. Şimdi Tahir ustamız da bunu kullanacak. Fasoların birbirine geçmesini sağlayacak. Evet, şu anda fasolar tamamen birbirine oturmuş vaziyette. İlk filtreli borumuz da aşağıya indirilmiş olacak. Evet, plastik anahtarımız da varmış bu arada. Plastik boru için şöyle yine plastik olan bir boru anahtarımız var. Bunda da hafif bir sıkma işlemi gerçekleşecek. Aşırı sıkılmıyor. Çünkü borunun kırılma durumu söz konusu olabiliyor. Evet, şu anda sıkıştı. Bu yeterli oldu. Şimdi indirme işlemi gerçekleşecek. Şu gördüğünüz şey boruyu tutabilen bir sistem. Bunu açtığı anda, evet biraz kaldırıyor. Bunu açtığı anda boru aşağıya doğru indirilecek. Evet, şimdi makineyle indirme işlemi gerçekleşiyor. Evet, kapatılıyor ki tekbir alınıyor. Şu boğumlu kısmı, özellikle boğumlu kısmı orada kalmış oluyor. Ve borunun aşağı inmesini engelliyor. Bu sayede boru tek tek indirme işlemleri devam edecek. Evet, Tahir Usta'nın elinde şu anda çakıl durumuna göre 6 tane çek Mehmet, 6 tane. Kaçıncı metrelere filtre konacağı yazıyor. Şimdi en altta çakıl olan kısımlara, özellikle suyun olduğu kısımlara filtreli borular ekleniyor. Bu kuyunun etrafı çakıl taşıyla doldurulacak ve su kuyusu tam anlamıyla hazır hale gelmiş olacak. Boru için çekim işlemi yapacak. Buradan ayar kolları var. Ayar kollarıyla bu borunun şu şekilde çekilmesini sağlıyor. Borumuz yine aynı şekilde getirildi. Şimdiki borumuzda ise filtre yok. Bu tamamen ilk başta pompa çakılırken ya da kuyu açılırken çakılın gelme durumuna göre, yani suyun olduğu yerlerde özellikle filtre konacak şekilde ayarlanıyor. Ağızlarında koruması var. Bunlar tek tek çıkarılma işlemi gerçekleşiyor. Aman. Ya kenarda yapın kardeşim. Kuyuya kaçma durumu vardı. Bunu istemeyiz. O plastiğin şu anda kuyuya kaçması da sıkıştırmaya sebebiyet verebilir. O yüzden biraz bir telaş oldu yani açıkçası. Şimdi elle oturtma işlemi ve çevirme işlemi yapılıyor. Daha sonra ise sıkıştırmak için yine o plastik anahtarlardan kullanılıyor. Kesinlikle demir anahtar kullanılmıyor çünkü plastik bir boru. Evet, iple sıkış
güzel bir yöntem. Bu şekilde borunun güzelce çevrilerek yerleştirilmesi sağlanıyor. Pratik bir yöntem yani. Bu işlem defalarca tekrarlanarak bütün boruların indirme işlemi gerçekleşmiş olacak. Evet, şu anda takıldı. Yine bir boru daha indiriliyor. Şu anda ikinci borumuzun, üçüncü borumuzun indirme işlemi gerçekleşiyor. Bu korumalığı borunun aşağıya kaçmasının da önüne geçmiş oluyor. Çünkü her boruda bir boğum söz konusu. Şu anda indiriliyor. İnemiyor boru. Orada sıkıştırma yapıyor ve bu sayede diğer boruya geçmek için de bir fırsat doğuyor. Değerli izleyenler, bu kuyu çakma esnasında boru kırılması sebebiyle pompa sahibi bayağı bir zarara uğradı. Yani pompayı çakan kişi bayağı zarara uğradı. Çünkü toprağın altında toplamda 130 metre borusu kaldı. Çünkü boru sıkışma yaptı. Sıkışma yapınca gelmedi. Şimdi sadece boru kalsaydı problem yoktu. Ama ucundaki elmas da ve arkasındaki tonaj ağırlığı da kaldığı için bayağı bir ciddi zarara uğradı. İkinci el olarak gidip bunları temin etti. Nereden baksan 50-60 milyar daha gidip bu malzemeleri almak zorunda kaldı. Burada 50-60 milyar daha zarara uğradığı için bunun gibi, yani 170 metre kuyu gibi 4-5 tane kuyu kazdıktan sonra ancak bu zararını telafi edebilecek. Evet, bu kuyu biraz masraflı oldu o adam için. Tahir Usta bizim pompaları da daha önceden çakmıştı. Bazen bu tür şeyler başa gelebiliyor. Toprağın altında zeminin nasıl olduğunu bilemiyorsun. Bazen bu şekilde sıkışma yaparak pompa malzemelerinin içeride kalmasına neden olabiliyor. Şu anda da boru indirme işlemi devam ediyor. Boru tamamlandıktan sonra da size onu da bir göstermek isterim. Çakıllama işlemi yapılıyor kuyularda. Bu çakıl işlemi de kuyunun suyu güzelce tutmasını ve bu içine gönderdiğimiz borunun da güzelce içine su dolmasını sağlıyor. Yani etrafı taraması ne kadar geniş olursa kuyu da o kadar güzel oluyor. Evet, şu anda bu kuyunun içine dökülecek çakıl da burada. Bir kamyon çakıl döktürüldü buraya. Bu çakıl da şu anda boru indirme işlemi tamamlandıktan sonra kuyunun içine eklenecek. Yani bu borunun etrafına çakıllama yapılmış olacak bir anlamda. Çünkü kuyu bayağı bir geniş olarak kazılmış oluyor. Şu anda boruları tek tek indirmeye devam ediyorlar. Burada toplamda 170 metrelik boru söz konusu. 172. 172. Amcaoğlu 172 olduğunu söyledi. Tabii bazen 172 olarak hesaplanıyor. Kuyu dolduğu için 2-3 metre ya da 5 metre gibi boru inmeyebiliyor. Nerede kalırsa orada da bırakılmak zorunda kalıyor. Değerli izleyenler, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Alttaki filtreli. Üstünde ise filtre yok. Dediğim gibi bu filtre olayı tamamen suyun olduğu çakıllı bölgelerde özellikle yapılıyor. Borunun da bir an önce indirilmesi sağlanmaya çalışıyor. Çünkü kuyunun her an
çökme ihtimali var. Şu aşağıdaki çukurluğun çökme ihtimali olabiliyor. Çökerse bu borular aşağı inemiyor. Ve oradan sonrası büyük sıkıntı. Tekrardan boru taraması ya da kuyu taraması yapılmak zorunda kalabilir. Ya da borunun indiği yere kadar bırakılma durumu söz konusu olabiliyor. Şimdi 4 metrelik bir borunun daha kuyuya indirilmesi devam edecek.